desek değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. O zaman bu güzel soru için teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkürler bu güzel buluşma için. Sayın Başkan, ben Alice Bayram ismim. Ermeni asıllı bir Türk vatandaşıyım. Pedagogum, 30 yıllık bir eğitim danışmanıyım. Sizi burada hazır bulmuşken öncelikle bir teşekkürüm, bir de sorum olacak. Teşekkürüm şöyle, göreve yeni geldiğiniz dönemde biliyorum, Beylikdüzü'nde bir Ermeni komşunuzu ziyaret edip bir Paskalya ziyaretinde bulunmuştunuz. Onu ben internetteki görüntülerden takip etmiştim. Oradaki Paskalya çörekleriyle, Paskalya yumurtalarıyla sizi aynı karede görmek gerçekten içimizi ısıtmıştı. Değer verildiğimizi hissetmiştik. Sizin gibi mevki sahibi, isim sahibi kişilerin toplumda çok büyük etkisi var. Böyle jestlerinizi tekrarlarsanız bizleri gerçekten çok mutlu edersiniz. Bakış açısını, görüş açısını değiştirme anlamında çok büyük katkılar olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için özellikle teşekkür etmek istedim size. İkincisi de yine madem ki buradayım, azınlıklarla ilgili acaba belediyelerde, ben Bakırköy'de oturuyorum ve çok uzun süredir bizim belediyemizde zaten azınlık mensupları var. Onların bizimle empati kurması, hani dertlerimizi, sıkıntılarımızı bilmeleri açısından biraz daha kolay oluyor onlara ulaşmamız. Acaba Büyükşehir Belediyesi'nde de hatta pozitif bir ayrımcılık yaparak kadınlara da biraz daha fazla yer verilmesi, azınlık kadınlarına da yer verilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bilmiyorum. Bir sormak istedim sizi bulmuşken. Teşekkür ediyorum. Öncelikle istirham ediyorum kıymetli hemşerim, çok değerli hanımefendi, azınlık demeyin. Ben azınlık dediniz mi sanki kendim mesela size incinmiş hissediyorum. Siz yani hiçbir kişinin, tek bir birey bile olsa bu kentte kendisini azınlık hissetmesini asla istemem. Siz buranın azınlık değil, asil vatandaşısınız. Yani her bireyin olduğu gibi siz de öylesiniz. Ve bu tarif oldum olası benim canımı yakar ve acıtır. Düşünsenize kaç nesildir İstanbul'dasınız? Yüzyıllardır buradayız. Heh. Atalarımız, dedelerimiz, ama şu anda sadece neredeyse İstanbul'da 45-50 bin kişi kadar kalmışız. Ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki. Ama bakın, ben 32 yıldır İstanbul'dayım. Burada yaşayan bir insan, ben bu tarifi reddediyorum. Dolayısıyla bu tarif doğru değil. Ama eşitlikçi temsiliyet kısmında haklısınız. İstediğimiz yerde değiliz. Mesela ilçelerde meclis üyeleri var ama ne yazık ki Büyükşehir'de bu dönem, geçmiş dönemde vardı üyemiz, bu dönemde yok. Bunlara hassasiyet göstermeliyiz. Ben bir bütün olduğumuzu kabul ediyorum, onun için her yerde diyorum. 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz. 16 milyon İstanbul için çalışıyoruz. 83 milyon insanı aynı derecede çok seviyorum. Her köşesini, her toprağını, her insanını ve her gittiğim yerde şaşkınlık içerisinde o kültürlere aşık oluyorum. Yani o kadar derin bir kitleye sahibiz, tarihe, medeniyete sahibiz. Dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar. Böylesi bir şehrin, böylesi bir kentin siz olmasaydınız kıymeti bu kadar olmazdı. Bir başka etnik kimlik olmasaydı o kadar olmazdı. Hepsi bir arada ve bu zenginliği yaşadığı için İstanbul çok güzel ve çok değerli. O bakımdan daha iyi noktaya gelmek için çalışıyoruz. Bakın, inanç masası kurduk. İnanç masasıyla biz şu anda daha önce yoktu. Bütün inançları aynı masaya topladık ve beraber konuşuyoruz, beraber tartışıyoruz. Mesela ilk eksiklik dendi ki mezarlıklar müdürlüğünde sadece imam görevli var. Ama halbuki farklı mezhepler, farklı inançlar olmak üzere İstanbul'da bambaşka bir coğrafya var. Artık bizde Alevi dedesi de var, mezarlıklar müdürlüğünde çalışan. Şafii vatandaşlarımızın mele diye tanımlandırdığı din görevlisi de var. Ermeni vatandaşlarımızdan da din görevlisi aldık, Ortodokslardan da aldık, başka başka inançlardan da. Şu an her inançtan temsiliyette çalışanımız var. Bunu daha da ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz.
Bu memleket bunu, tamam geçmiş tarihlerde başka şeyler yaşanmış olabilir ama bu memleket 1453 fethedildiğinde dahi sürece uygarca bakabilen, o döneme göre çok entelektüel bir ruhla bakabilen Fatih Sultan Mehmet'in emanetleri var bu şehrin üzerinde. Baktığınızda bugün çok 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 daha ilerisinde olmalıyız. 21. yüzyıldayız. Eksiklerimizi gidereceğiz inşallah. Ben yine çok pozitif İstanbul'un oldum. Renkleri kitabımız var. Danla Hanım özür diliyorum. Ben özür diliyorum. İstanbul'un Renkleri kitabını bastık. Bir buçuk ay oluyor. Onu da size emanet hediye etmek isterim. Orada tam da bunu anlatıyoruz işte. İstanbul'un ne kadar renkli olduğunu anlatıyoruz. Dedim ki ben yine çok pozitif doldum dedim. Her cevapta biraz daha pozitif doluyorum. Harika. Merhaba. Merve Özer ben. Bahçeli Evler'den katılıyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Ben ülkemi çok severim. Yani herkes bizim vatandaşımız ama bir hemşehriniz olarak Güzel Ardeşenliyim. Şu an o kadar büyük bir gurur yaşıyorum ki hele de size bu kadar yakın mesafede olabilmek çok mutluluk verici bir şey. Ben aslında Kadınlar Günü için geldik ama 5 yaşında bir oğlum var ve evlatlarımızı yetiştirmek bu şartlarda çok zor. Aslında eskiden de zordu ama bu kadar dile gelmiyordu belki de. Devletin hali hazırda böyle bir projesi olmadığını biliyorum. Öyle düşünüyorum en azından. Bu kadar göç alan ve kozmopolit bir şehir olan İstanbul için çocuklarda mahremiyet eğitimiyle ilgili en azından ebeveynlere böyle bir çalışma var mı? Yapılabilir mi? Yapılmalı ama ne zaman olur? Evet. Çok önemli. Hatta çocukların kendi haklarını dahi bilmesi çok önemli. Çocuğum hakkımı biliyorum diye bir kitap bastırmıştım Beylikdüzü'ndeyken. Çok gurur duyduğum kitaplardan birisi. Çocuklara dağıtmıştık bunu. Ve ilkokul çocuklarına. Aslında çocukların yani kanundaki hakları ne? Bir çocuk mesela korunabilmek için nasıl davranmalı? Bir ebeveynin bir çocuğa, ya ebeveyn demeyeyim, bir yetişkinin bir çocuğa dokunmasındaki mesafeler ne olmalı? Bütün bu konular aslında o kadar önemli ki bunun görselli kitabını bastırmıştık. Şimdi aynısını Büyükşehir'de devam ettiriyoruz. Az önce hanımefendinin ifade ettiği gibi aynen engelli bireylerin bu taleplerinde olduğu gibi çocuklarımıza da özel ilgimiz var. Ve bu konuya dair özel bir masa oluşturduk. Yine kadın aile birimimiz içerisinde ve çocuklara haklarının hakları konusunda eğitilmesinden tutun, ailelerin bu konuda bilinçlendirmeye varıncaya kadar bir süreç yönetiminin içerisindeyiz. Ama bütün hususlarda olduğu gibi bu bir süreç, bir dönüşüm süreci, bilinçlenme süreci. Toplumun geleneğinde birçok hatamız da var aslında. Çok. Bunların düzeltilmesi lazım. Çünkü çocuğun yaşadığı bir travma hayatının ilerleyen safhalarında çok büyük bedelleri olabiliyor. Onun için hiçbir çocuğumuzun üzülmemesini, hiçbir çocuğumuzun baskı altında tutulmamasını, hiçbir çocuğumuzun sessiz kalmamasını, bakın çocuğun özgür olması, konuşabilmesi lazım. Konuşamadığı için, baskı altında kaldığı için hayatın daha sonraki yıllarında çok büyük bedeller ödeyen insanlar oluyor. Onun bedeli topluma o kadar ağır ki. Çok. Onun için çocuğa yapılan yatırımlardan asla geri durmamak lazım. Onun için yapabildiğim kadar kreş yapacağım bu şehre. Yuvam İstanbul çok harika bir proje kesinlikle. Yapabildiğim kadar lütfen yuvalarımızı gezin. İnsanlar harika. Da katkı sunuyor. Yapabildiğimiz kadar kreş yapacağız bu şehre.